küresel iklim değişikliği ve olası etkileri konulu birçok açıklama yapılıyor. Bugün içinde bulunduğumuz durum aslında bunu en iyi özetleyen şeylerden bir tanesi. Çünkü iklim değişikliği dediğimiz şey tam da bu. Yani yazın hiç beklemediğimiz kuraklıkları yaşarken, ekstrem durumlar ortaya çıkarken, işte 50 yılın, 100 yılın en sıcak yazını yaşadık şeklinde ifadeler kullanırken, kış aylarında da benzer bir tablo. İşte 50 yılın, 100 yılın en soğuk kışını Kuzey Yarımküre yaşıyor. Bakın bir tarafta ekstrem sıcaklar yaşarken Güney Yarımküre'de, işte Arjantin gibi ülkeler, diğer tarafta Kuzey Yarımküre soğuktan ya da soğukla çok ciddi bir mücadele ediyor. Yani Kuzey Yarımküre'nin tamamında neredeyse çok şiddetli soğuklar var. Bu neden kaynaklanıyor? Bunun temel nedeni küresel ısınmayla birlikte dünyada yaşanan o, hani ne olur ki 1-2 derecelik sıcaklık artışı şeklinde getirilen o ifadelerin sonucunda. Yani o 1-2 derecelik bir sıcaklık artışı ortalamada dünyada bu ekstremlerin yaşanmasına neden oluyor. Yani bir taraftan şiddetli bir sıcaklık yaşanırken diğer taraftan benzer şekilde kar yağışlarıyla işte şiddetli yağmur sağanaklarla, dolu yağışlarıyla dünyanın birçok yerinde işte doğal felaketlerin yaşanmasına neden oluyor. Bir kar yağışı var. Hakikaten son birkaç gündür özellikle Türkiye'nin tamamında, hatta dünyanın birçok bölgesinde çok şiddetli bir kar yağışı var. İşte geçen yaşanan o kuraklıktan sonra bu kar yağışı tabii insanların arzu etmediği, yani bu soğuğun, bu şiddetli işte o kar yağışı ile birlikte yaşanan o olumsuzlukların, insan hayatının başta ulaşım sistemleri olmak üzere o yaşattığı olumsuzlukları bir tarafa bırakırsak, şüphesiz kar yağışı bizim için her zaman özellikle bu havza için anlamlı. Çünkü düşen her kar yağışı bize aslında toprağa sızan su miktarındaki fazlalığı ifade ettiği için üzgünüm ama seviniyoruz. Bir taraftan insan hayatını olumsuz etkiliyor ama diğer taraftan bizim önümüzdeki yıllarda kullanmamız gereken içme ve kullanma suyunu sağlayacağı için de tabii ki olumlu bir gelişme. Ama tabii bütün bunlar uzun o süreç içerisinde anlamlı mı sorusunu şu an sorduğumuzda, evet, iklim değişikliğinin yaratacağı etkileri öngörmek mümkün değil. Yani yarın daha şiddetli bir kuraklık mı olur, daha şiddetli yağışlar mı gerçekleşir bilmiyoruz. Umarım hani insan hayatını olumsuz etkilemeden ama havzanın ihtiyaç duyduğu ya da ülkenin ihtiyaç duyduğu o su kaynakları, kar yağışları ya da yağışlar, sağanaklar olmayacak şekilde gerçekleşsin ama bunu ummaktan başka şeyimiz yok, temennimiz yok ama gerçekler böyle mi olacak? Hayır. Bundan sonra iklim değişikliğiyle beraber, yani o sıcaklıklardaki birkaç derecelik artışla birlikte bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de havzalarda ekstremler göreceğiz. Yani ya şiddetli kuraklıklar göreceğiz, ya şiddetli sağanaklar göreceğiz, ya şiddetli soğuklar göreceğiz. Yani bundan sonra hep böyle ekstrem şeylerle çok karşılaşacağız. Yani birçok yere yağış düşmezken bir alana yoğun bir şekilde bir yağış düşecek ve o bölgede yaşayan belki birçok yerleşmenin, insanımızın bundan zarar görmesine neden olacak. Ya da çok şiddetli soğuklar göreceğiz. Yani hiç görmediğimiz soğuklar. Ya da çok şiddetli sıcaklar göreceğiz. Bugüne kadar hiç görmediğimiz. Yani bundan sonra önümüzdeki bütün süreç bu şekilde devam edecek. Yani bunlarla çok daha sık karşılaşacağız. Şiddetli sıcaklıklar, şiddetli soğuklar, şiddetli yağışlar. O hani 1-2 derece sıcaklıktan ne var ki, ne fark eder dediğimiz o 1-2 derece sıcaklık işte bunlara neden oluyor. Bu ekstremleri görmemize neden oluyor. Dolayısıyla havza açısından da geleceğe ilişkin, evet, bunları göreceğiz. Dolayısıyla bunlara ilişkin tedbirler, önlemler, insan hayatını daha kolaylaştırıcı önlemler alması gerekiyor.
Thank you.